Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazara erkenden uğradım. Öğleden sonra çünkü Mehmet erken çıkacak. Ev bakmaya gideceğiz nasipse. Anlatırım size detayını birazdan. Dedim öğleden önce işlerimi halledeyim. Şöyle patates alayım dedim arkadaşlar. 4 kilosu 50 liraydı, patates aldım. Soğanın kilosu 10 liraydı. Biraz soğan aldım. Ben böyle küçük soğanları daha çok seviyorum. Bir de biz biliyorsunuz az kişiyiz, çok yemek yapmıyoruz. Bunlar bana daha kullanışlı geliyor. Şöyle, bu da uygundu arkadaşlar. 10 liraydı biber. 1,5 kilo biber aldım. Salatalık 10 liraydı, salatalık aldım. Patlıcan 10 liraydı, patlıcan aldım. Normal domatesler ne kadardı? 10 liraydı. 12 liraydı pembe domates. Pembe domates alayım dedim. Bir de marul aldım. Şöyle buraları bir toparlayayım. Yerlerine yerleştireyim. Şöyle bir kahvemi yapayım. Sizle sohbet ederiz. Çünkü bayağı anlatacaklarım var size. Nereden başlasam diye düşünüyorum şimdi. Balkondan patates kovuğumu getirdim. Şöyle doğruca yeniden balkona gitsin. Ama bu çok kullanışlı oldu benim için arkadaşlar. Hiç çürüme vesaire yapmıyor. Şöyle hava aldırıyorum. Balkonda da çok fazla yer kaplamıyor. Severek kullanıyorum patateslik olarak. Pazara gidip geldim ya, inanın sıcak beni yordu arkadaşlar. Şöyle koltuğa oturdum, kahvemi içtim, dinlendim, geldim. Sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız sizlere anlatacaklarım var. Aslında bu böyle aile içerisinde konuşulan bir konuydu ama netleşmeden böyle sizlerle paylaşmanın çok doğru olacağını düşünmedim. Artık her şey netleşti. Sizlere de bir açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü günlük hayatımı çekiyorum. Sizler de göreceksiniz, bileceksiniz. O yüzden açıklamak istedim. Biliyorsunuz tam bir sene önce kayınvalidem memleketine taşındı. Hatta biz de gittik, evini yerleştirdik. Orada sizlere ev turunu çektim. Ailece vermiş oldukları kararla tekrardan İstanbul'a taşınmaya karar verdiler. Hatta taşınıyorlar demek daha doğru olur. Buraya taşınıyorlar. Ev bakıyorlardı ama biliyorsunuz İstanbul'da ev bulmak inanılmaz derecede zor. Yani fiyatlar almış başını gidiyor, o ayrı, ev yok yani, ev bulamıyorsunuz. Ya eşyalı ev ya çok küçük evler vesaire. Mehmet'in dayısının tanıdığı vasıtasıyla bir ev bulundu, makul bir fiyata da bulundu, hem de böyle kayınvalidemin istediği gibi genişçe bir ev ama bayağı eski bir evmiş arkadaşlar. Biz de hiç gitmedik inanın. Bugün öğleden sonra Mehmet'le birlikte gideceğiz. Ev sahibinden rica etmişler. Hani demişler ki bu ev eski, en azından işte mutfağını, banyosunu yaptırın. Ev sahibi de demiş ki tamam, ben oraları yaptırırım demiş. Şimdi işte bugün usta gelecekmiş, boyacı gelecekmiş, hem banyo hem de mutfağa bakılacakmış. Bugün de ev boyanacakmış. Biz de şöyle gidelim dedik, bir eve bakalım nasıl, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ona göre temizlikçi bir bayan ayarlanacak, orası temizlenecek, eşyalar gelecek vesaire. Bu evde böyle çok ani oldu, 2-3 gün önce oldu arkadaşlar. Hani kayınvalidemin buraya gelip bakma fırsatı bile olmadı. Hani ev böyle tutacaksanız tutun, tutmayacaksanız hemen başkası tutacak moddalar. Yani ev bulmak da çok zor çünkü sizin karar fırsatınız olmuyor. Zaten şu anda biliyorsunuz şey, seçme lüksünüz yok. Boş ev buldunuz, buldunuz yani. Ev arayanların Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir durum şu süreçte kiracı olup ev bulmak, aramak. Her neyse, işte o anda hemen ev tutuldu arkadaşlar. Bakalım, bir gidelim bakalım ne var, ne eksik, ne yapılacak. Hiç gitmedik etmedik, bir bakalım. Anahtar alacak Mehmet dayısından. Bakalım ustalar ne yapmış ne etmiş. Ona göre dediğim gibi yani ev bayağı eskiymiş ama en azından genişçe bir ev. Hiç ev bulamamak da var. İnsanlar 2-3 ay arıyor, ev bulamıyor. İnanın söylemiş olduğum gibi bunu da böyle tanış vasıtasıyla bulmuşlar. Makul bir fiyata da bulmuşlar. Bakalım, bir gideceğiz bakalım. Yani öyle bir karar verdiler. Bence iyi yaptılar. Çünkü onlar Mehmet'in anneannesi falan da İstanbul'da yaşadılar. Yani onlar hep burada yaşayan kişiler. Yani dedeleri falan hep burada yaşadılar. Yani İstanbul'a çok alıştılar. Tabii Bingöl tarafları da güzel ama orada kışın zor geçiyor arkadaşlar. Onlar da buraya alıştıkları için herhalde şunu düşündüler. Hani kışın burada yaşarız, yazın da orada yaşarız. Hem bahçemizi ekeriz, hem orada yaşarız diye düşündüler. Öyle bir karar verdiler. Haklarında hayırlısı olsun. Mehmet gelsin, gidelim bakalım evin çok işi var mı? Nasıl? Evi böyle biraz şey anlattılar. Çok işi var işte, çok falan kötü falan dediler ama inşallah anlattıkları gibi değildir. Böyle çabucak olur çünkü bu hafta ev taşınacak, ev buraya gelecek arkadaşlar.
Ona göre ustaların da biraz çabuk olması lazım. Ya normal temizlik yapılır ama bu işte biliyorsunuz mutfak dolabını komple koparıp yeniden yapacakları için moloz pisliği de olacak haliyle. Bir gidelim bakalım neler yapılacak, neler edecek. Bizler de göreceğiz. Mehmet gelsin. Mehmet geldi. Akşam yemeğini hazırladım arkadaşlar. Şöyle karışık kızartma yaptım. Patates, kabak, biber, patlıcan. Yanına da salata. Bizim yaz menümüz böyle güzel oluyor. Tam yaz menüsü. Şöyle dedim ki limonu da sıkayım. Biz az önce evden çıktık arkadaşlar. Şimdi anahtarı alacağız Mehmet'in dayısından. Oradan da kayınvalidemin evine bakacağız. Bakalım onlar gelmeden şöyle bir kontrol edelim. Şimdi eve girdik arkadaşlar. Yengeyle birlikte girdik. Bakın burası böyle. Ev biraz eski, o yüzden full tadilat olacak. Şöyle bakın. Usta bugün bayağı çalışmış. Ev boyanmış bugün. Mutfak dolapları gelecekmiş. O yüzden mutfak dolapları full değişecek. Ankastre şu aspiratör full değişecek. Mutfağı bayağı büyük. Şöyle göstereyim size. Yeni mutfak dolabı gelirse çok güzel olacak. Ustalar 2 gündür çalışıyormuş. Yarın da mutfak dolabını değiştirmeye geleceklermiş. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Balkon var. Bayağı büyük ama epey bir kirli. Burası epey bir iş istiyor. Şöyle. Ustalar bugün evin içini boyamış. Yarın da balkonu boyayacaklarmış. Aslında balkon bayağı büyük. Şöyle göstereyim size. Burası tuvalet. O yüzden çok fazla göstermek istemedim. Burası ne yenge? Oturma odasıymış arkadaşlar. Şöyle. Ya aslında ev çok geniş. Yani İstanbul'a göre gerçekten bayağı bir geniş arkadaşlar. Şurası da yatak çocuk odası mı? Burası da çocuk odasıymış. Ama yatak odası kadar büyük. Yani en az 2-3 yatak alır o açıdan. Çok güzel. Buralar, bu oda temizlendi. Bu oda temizlendi. Bir yerler yapılacak. Ha, burası temizlenmedi mi? Ha, burası da temizlenmemiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Buranın balkonu çok büyük. Bayağı bir büyük. Yani uzunlamasına epey bir büyük arkadaşlar. Şöyle. Burası da bu şekilde. Tabii şuralar da değişecek. Bakalım. Şöyle şöyle. Birazdan kapatırım ben orayı. Başka göstermediğim bir yer. Ha, bir de şu oda var arkadaşlar. Burası da yatak odasıymış. Yenge söyledi şimdi. Bakar mısınız? Yatak odası bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Epey bir büyük. Yani evet ev biraz eski olabilir ama çok büyük. Ustalar çalışıyor. Benim için önemli olan mutfak açıkçası. Şöyle size mutfağı göstereyim. Bu mutfağa yeni dolap gelirse çok çok daha güzel olacak bence. Bir bakalım yarın da ustalar gelecekmiş. Bura değişecekmiş. Banyoyu yapacaklarmış. Bugün yengeler bayağı molozla uğraşmışlar. Benim haberim yoktu açıkçası. Bilseydim ben de gelirdim. Ama bakalım inşallah güzelce şey yaparlar. Mutfağı yaparlar. Yoksa mutfak epey bir büyük yani. Mutfağın balkonu falan da var. Hayırlısı olsun. Hayırlısıyla gelsinler inşallah. Arkadaşlar burada bakın. Ustaların bıraktığı işte artık boyalar, molozlar. Bugün kapıları da boyamışlar arkadaşlar. Şöyle size kapıları göstereyim. Hani kapılar güzel boyanmış. Yarın tekrar çalışacaklar. Fazlalık molozları kaldırdılar. Yarın devam edecekler. Böyle her gün moloz topluyorlar. Yani evin epey bir işi var. İnşallah güzel olur, sonuçlanır. İşte bir iki odayı temizlediler ki en azından gelen eşyalar oraya konur. Bakalım. Biz şimdi kuaföre geldik arkadaşlar. Mirina'ya balık sırtı ördüreyim dedim. O kadar güzel oldu ki bakar mısınız? Mirina saçlarını kestirdik ama çok yakıştı, değil mi Mira? Dönüşte Mira ile birlikte kuaföre uğradık arkadaşlar. Mira'nın saçlarını ördürdüm. Çok güzel ördü. Biliyorsunuz Mira'nın saçlarını kestirdim. Kısa ama kısa olmasına rağmen gerçekten çok güzel örmüş. Ben de dedim ki kaşlarımı aldırayım. Aslında onun için gittim kuaföre. Şöyle bir güzel kaşlarımı aldırdım. Böyle sanki yüzüme bir renk geldi. Ondan sonra dedim ki saçıma da fön çektireyim ama hemen kabardı arkadaşlar rüzgarda. Şöyle dedim toplayayım. Hava da çok sıcak. Evi gördünüz. Kayınvalidem biliyorsunuz zaten o kadar temiz, titizdir ki. Ben o evi çiçek gibi yapacağım. Çok güzel yapacağına inanıyorum. Öyle olacak bence.
Çünkü o girdiği yeri gerçekten böyle çok güzel yapar. Yani tanıdığım böyle enderse de becerikli insanlardan bir tanesidir. Hani beceriklidir, çok beceriklidir. Siz de biliyorsunuz. Bence çok güzel olacak ev. İnşallah yarın da gideceğiz, bakacağız. Yarın da sizi getiririm. Çünkü hem duşakabin takılacak hem de mutfak dolapları takılacak yarın. İnşallah yarın da sizlerle birlikte gideriz. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.